Bu videoda iş adamlarının enerjisini çalan, zamanını çalan en kötü, aptalca davranışları anlatmak istiyorum. Bunlar senin zamanını, enerjini vampir gibi çeker değerli arkadaşlar. Şimdi birinci madde şu: iş yerinde işle alakalı olmayan şeylerle meşgul olmak. Bunlar ne olabilir? İşle alakalı olmayan videolar izlemek, siyaset konuşmak, geyik muhabbeti yapmak, sosyal medyayı karıştırmak, kafa dağıtmak için TikTok'a girmek örneğin. Bununla beraber senin işi gücü olmayan arkadaşların gelip seni 2 saat, 3 saat iş yerinde seni meşgul etmesi, seni konuşturması. Sen rahatlıyorsun, iyi. Orada kendini iyi hissediyorsun. Arkadaşın o. Senin mahalle arkadaşın, dostun. Onunla muhabbet ediyorsun, çay içiyorsun, siyaset konuşuyorsun. Rahatlıyorsun ama işler... Orası iş yeri. İş yerinde kesinlikle prensip olarak işin dışında başka şeylerle fazla meşgul olmamak gerekiyor. Çünkü bu sana ve iş yerine, personeline zarar veriyor. İkinci aptalca davranış nedir? Her şeye salça olmak. Her şeyin felsefesini yapmak. Her konuda konuşabildiğini düşünmek ve konuşmak. Seni ilgilendirmeyen konulara girdikçe enerjini alır, zamanını alır, polemik oluşur. Yani konuşma hakkı verirsin. Çünkü bilmediğin konulara girersen karşıdaki kişi konuşma hakkına sahip olur ve seni ezer, bitirir. Bu da aptalca davranışlardan bir tanesi. Üçüncü senin zamanını çalan aptalca davranış nedir? Hayır diyememek. Yapamayacağın şeylere evet demek. Yeter ki müşteri gelsin. Hallederiz abi, çözeriz abi. Ne olacak? O bizim işimiz. Diyerek söz verip üzerine yük almak, sorumluluk almak ve işin içinden çıkamayacağını bildiğin için geceleri uyuyamamak. Sevgili arkadaşlar, Almanya'da iş yapan insanlar, iş adamları en çok kullandığı kelimeler hayır demek, nein demek. Devamlı duymuşsunuzdur. Nein, 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 nein. Her şeye nein derler. Çünkü yapamayacağı işi alırsa zamanını kaybedecek. Çocuklarına, çoluk çocuğuna zaman ayıramayacak. Kendisine zaman ayıramayacak. Gece devamlı düşünecek. Neden ya desin ki? Neden evet desin ki hemen? O yüzden sen de hemen her şeye böyle hallederiz abi, yaparız abi diye söz verirsen bu senin enerjini çeker. Yapabileceğin şeyi al, söz ver, kontratı ona göre imzala. Şimdi gelelim dördüncü aptal davranış. Öncelik sırasını belirleyememek. İşlerini sıraya koymamak. Hayatı akışa bırakmak. Hani derler ya, saldım çayıra, Mevlam kayıra. Kafayı kuma gömmek. Hedefsizlik. Yani bir plansızlık. Bu senin enerjini bitirir. Bu senin zamanını çalar, enerjini tüketir. Buna dikkat. O yüzden planlı çalışacaksın, hedefin olacak, öncelik sırasını doğru yapacaksın, iş yerindesin nihayetinde, işle alakalı konuları sırasına göre yapacaksın. Yoksa Allah korusun batarsın. Beşinci aptal davranış, kaybetme korkusu veya başarısızlık korkusu. İnsan başaramayacağım diye bir türlü harekete geçemez. Yani asıl sorun, harekete geçememenin en büyük sebebi insanın başaramayacağım korkusu. Yani sen ticaretle uğraşıyorsan o zaman bilmelisin ki ticaretin 1/9 risktir, cesarettir. Cesarete ihtiyacın var. Yani yapamam, başaramam, olmaz. Bu mentalite varsa zaten bu aptalca bir davranış ve bu davranışla sen işinde başarılı olamazsın. Kafa yapını değiştirmen gerekiyor. Cesarete ihtiyacın var. Peki nasıl cesaret kazanacaksın? Bilerek, insan önünü gördüğü zaman bilirse, öngörüsü varsa o zaman korkusu gider. Önünü gördüğünden dolayı, yürüyeceği yerde tehlikeler olmadığından dolayı, çünkü görüyor, korkusu gider. O yüzden bilgiye ihtiyacın var. Bilgi güçtür. Çareleri öğrenmek sana güç kazandırır, cesaret verir. Şimdi eğer kendi işini yapıyorsan, kendi işinin patronuysan, iş adamıysan bu 5 aptalca davranıştan uzak kal ve hayatına bereket, huzur, mutluluk bu şekilde çekebilirsin. Bu konuları zaten biz online VIP programlarımızda anlatıyoruz. Biz Almanya'da doğduk, büyüdük. İş yerimiz burada. Burada yetiştik. Buradaki insanlar bizim programlarımıza katılıyor. Eğer sen de kendi işinde daha başarılı olmak istiyorsan veya hayatına kalite katmak istiyorsan, bir baba, bir anne olarak veya bir yerde çalışan birisi olarak çareyi öğrenmek istiyorsan, kendini geliştirip hayatına bereket, huzur, mutluluk, zenginlik, maddi ve manevi kazanmak istiyorsan bizim programlarımıza katılmak için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Online eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kal.